Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kazanan şimdi herkese selam. Xiaomi Redmi Note 8 desen kilidi var. Desen kilidi nasıl kırılıyor onu sizlere paylaşacağım. Desen kilidi kırmak için evvela telefonun şarjı %50'nin üzerinde olması gerekiyor. Bu birinci kural. Birkaç deneme yapın. Bazen tutuyor. Birkaç denemeden sonra kilitleniyor. Tekrar bir zaman veriyor. Evet, gördüğünüz gibi bu cihaz kilitlendi. 28 saniye içerisinde 30 saniye veriyor. 1 dakika, 2 dakika, böyle 1 saat, 2 saate kadar zaman verebiliyor. Evet, bazen yorumcular soruyor bana, İzzet Bey, benim cihazım kilitlendi. Ne yapmam gerekiyor? Ben de soruyorum, diyorum ki sağ alt tarafında ve de sağ alt tarafında nasıl seçenekler var diye soruyorum. Burada acil aramalar var. Bu tarafta da şifremi unuttum seçenekler var. Evet, sol alt köşede acil aramalar, sağ alt köşede de şifremi unuttum. Evet, ona basalım. Cihazdaki fotoğraflar bakalım. Fotoğraflar ve kişilerinizin dahil olmak üzere tüm verileri silmeniz ve ardından yeni bir kilit ekran şifresi belirlemeniz gerekmektedir. İlerle dedi. Cihazı kapatın, sonra mi görene kadar güç ve ses artı tuşlarına basılı tutun. Evet, bu size, bu üreticidir, sizi yönlendiriyor. Şöyle gördüğünüz gibi telefonu kapatmamız gerekiyor. Bazı modellerde telefonu kapatmaya çalışırken telefon kapanmıyor. Kapanmadığı zaman ne yapmamız gerekiyor? Onu da soruyorlar. Kapanmadığı zaman yayından başlat yapıyorsunuz. Telefon kapanır kapanmaz hemen işlemlere başlıyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet, home tuşu olmayan cihazlarda power tuşu, ses artı tuşu basılı tutuyoruz. Ama home tuşu olan cihazlarda ise power tuşu, ses artı ve home tuşunu aynı anda basıyoruz. Bilginiz olsun. Home tuşu olmayan cihazdır elimdeki cihaz. Power tuşu, ses artı tuşu basılı tutuyoruz. Evet, cihaz açıldıktan sonra ellerimizi serbest bırakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu anda 3 tane seçenek geldi. Robot, Vipa Data, bir de alttaki seçeneği Connect with Mi Asistan. Bu da öğreticidir arkadaşlar. Robot dediğimiz nedir arkadaşlar? Robot dediğimiz yayında başlat anlamında söyleniyor. Biz bunu ses kısma tuşuyla Vipa Data'ya getiriyoruz. Power tuşuyla onaylıyoruz. Evet, şurada da 2 tane seçeneğimiz çıkıyor. Alttaki seçeneğe getiriyoruz. VP All Data değil. Back to My In menüye giriyoruz. Power tuşuyla tekrar onaylıyoruz. Tekrar VP Data'ya getiriyoruz. Evet, şurada da 2 tane seçeneğimiz var. Evet, üstteki seçenek değil. Bu geri tuşudur. Konfire getiriyoruz. Evet, şu anda formatı 60 bulmaktayız. Evet, yeniden başlatıyoruz. Şu anda formatı attık. Cihazın açmasını bekliyoruz. Evet, Xiaomi Redmi Note 8 modelin desen kilidi ya da şifre olduğu zaman bu şekilde kırabilirsiniz. Birinci kuralımız, şarjınız %50'nin üzerinde olması gerekiyor. Eğer ki batarya durumu iyi değilse şarja takarak işlem yapmanız gerekmektedir. Bilginiz olsun. Evet, ikinci seçenek kuralımız ise telefonunuz yurt dışı ise kaçak telefonlarda format attığınız zaman e-maili silinen oluyor. Bilginiz olsun. O da iki tane seçeneğe ayrılıyor. Kimi bilgisayar aracılığıyla atılıyor, kimi de manuel olarak atılıyor. Peki manuel olarak nasıl atılıyor? O da bilgisayar aracılığıyla atılır ama farklı sistemlerle atılır. Arka kapağı söktükten sonra
cihaz bağlıyorlar, o şekilde atılıyor. Bazılar da direkt bilgisayara bağlayarak işlem yapıyorlar. O direkt bağlayanlarda format atıldığı zaman bilgiler zaten siliniyor. Bir de imeği gidiyor. Bilginiz olsun. Evet, cihazın açılmasını bekliyoruz. Evet, bu biraz sürebilir. Cihazın marka modeline göre değişkenlik gösterir. 2005 dakika, 2010 dakika kadar da sürebiliyor. Ama benim cihazım sıfırlandı fakat bu mi yazısında kaldı diyorsanız ona yazılım atmanız gerekiyor. Yazılım yoluyla oluyor. Cihazın yazılımı çöküyor. Çöktüğü zaman da böyle yazıda kalabiliyor. Yazıda kaldığı zaman eğer ki cihazda ısınma varsa cihazda teknik bir problem vardır. Anakartta bir sıkıntı söz konusudur. Ama cihazda ısınma yoksa dediğim gibi yazılım atılmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Evet, şu anda cihazımız açıldı. Uygulamalar yükleniyor. Evet, aynı zamanda yazılım da güncellendi. Evet, şimdi kurulumu da yapalım. Türkçe diyoruz. O kadar ilerliyoruz. Kullanıcı sözleşmesi, gizlilik politikasını okudum, kabul ediyorum. İlerliyoruz. Atla diyorum. Telefonunuz hazırlanıyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Şu anda hat içerisindedir. Şu anda gördüğünüz gibi şebekesi gitmedi. Hani sıfırlarken cihazda yurt dışı aynı zamanda. İmeği gitmedi. Şu anda hatın simgesini görebiliyorsunuz arkadaşlar. H işareti var.
Atla diyorum. Çevrim dışı kur. Yani internete bağlanmayacağız. Kopyalama diyorum. Evet, oturma açılamadı. Daha sonra tekrar deneyin diyor. İlerle diyorum. Kopyalama diyorum. Oturum açını Google hesabınızı kullanın. Daha fazla bilgi. E-posta adresinizi unuttunuz mu? Hesap oluşturun. Eğer ki e-postanızı unuttuysanız buraya numara yazıyorsunuz ve sizi yönlendiriyor. Atla diyorum. Şu anda hesabı eklemeyeceğiz. Daha sonraya bırakacağız. Videonun fazla uzamasını istemiyorum. Kabul et diyorum. Parmak izi ya da desen kilidi daha sonra diyorum. Evet, hem Android'i yükseldi hem cihazımız hızlandı. Ve desen kilidi de kırmış bulunmaktayız. Evet, gördüğünüz gibi şu anda hattımız gitmedi. Türk Telekom yazısı geldi. Mobil veri açık. Zaten hatı okumadığı zaman mobil veri açılmıyor. Bilginiz olsun. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.